Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size höşmerim tatlısı yapacağım. Bunun için gerekli malzemeler 250 gram lor peynirimiz var. Yani bunun yerine 250 gram tuzsuz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı toz şekerimiz var. Bir yemek kaşığı sile irmik, bir yemek kaşığı unumuz var. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Bu kadar. Şimdi lorumuzu tavamızın içerisine alalım. Bunu ocağın üzerine koyacağız. Güzelcene kupkuru olasıya kadar kavuracağız. Yani içinde su falan kalmayacak. Tereyağımızı da tavamızın içerisine, ayrı bir tavamızın içerisine alıyoruz. İrmiğimizi koyuyoruz. Unumuzu koyuyoruz içerisine. Bunu da güzelcene iyice sararasıya kadar yapmadan kavuracağız. Bakın arkadaşlar, yağımız eridi. Güzelce kavrulmaya başladı irmikle unumuz. Yakmadan bunu şöyle sapsarı olasıya kadar kavuracağız. Lorumuz da kaynıyor. Bunda suyu kalmayacak içerisinde. İyice suyunu çekecek. İkisini birden kavuruyoruz. Evet, ikisi de iyice suyunu çekilseye, bu sararasıya kadar, rengi dönesiye kadar kavrulacak. Bu da iyice suyunu çekilseye kadar kavuracağız. Evet arkadaşlar, bakın. Rengi bunun döndü. Kavruldu unumuzla irmiğimiz. Şimdi bir çay bardağı şekerimizi içerisine katalım. Şeker eriyesiye kadar karıştıralım. Bunu peynirle yaparsanız, tuzsuz 250 gram tuzsuz beyaz peynirle yaparsanız iyice çatalla ezin. Ondan sonra böyle kavurmaya başlayın. Tamam, şekerimizi karıştırdık. Bunun altını kapatalım. İrmikli unumuz oldu. Peynirimiz de suyunu çekmiş. Şöyle. Tamam, güzelce suyunu çekti. Suyu kalmadı. Şimdi irmiğimizi içerisine ekliyoruz. Şekerli unlu irmiğimize. Karıştırıyoruz. Hepsi güzelce birbirine karışacak şekilde kaynatacağız. Çok lezzetli bir tatlı oluyor. Deneyin. Çok çok aşırı lezzetli yani. Şöyle ezeceğiz içerisinde. Bir şey kalmayacak. Mis gibi de kokuyor. Ben 2 yemek kaşığı tereyağı koydum ama yani 2,5 kaşık falan da koyabilirsiniz. 3 yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Tereyağının lezzetini seviyorsanız, lezzet verir çünkü. Ama 2 yemek kaşığı da çok güzel lezzet veriyor. Mükemmel yani. Şekilde iyice böyle hava kabarcıkları çıkacak şekilde gelesiye kadar kavuruyoruz. Hmm.
ettiğinizde de içinde harmanlaşıyor. Evet, iyice kaynadı. Çok güzel kokusu çıktı. Bakın kabarcıklar çıkıyor. Tamam, tatlımız oldu. Bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, höşmerim tatlımız hazır. Çok nefis oldu, mükemmel kokuyor. İnşallah yapar, sizler de beğenirsiniz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.